Şamil Bey, günaydınlar, iyi sabahlar diliyorum. Günaydın, hayırlı sabahlar, kolaylıklar diliyorum. Teşekkür ediyoruz. Şamil Bey, çok fazla sözü uzatmayacağım. Şimdi siyasetçiler ne diyor? Gazeteciler ne diyor? AK Partililer de bugün Sözcü Gazetesi'nde de manşettiniz siz. Mehmet Barlas, siz... Mehmet Metiner'in açıklamaları var. Gülşen, önce şunu soracağım. Evet, Gülşen bir suç işlemiştir. Bugün ben bu ekranda çıksam, Atatürkçü Düşünce Derneği'nde üye olanlar sapıktır desem, bunun bir cezası vardır. Gülşen tutuklanmalı mıydı? Ya da sözü size bırakalım Sayın Tayyar. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi dünden bu yana tartışmaları izliyorum. Genel olarak değerlendirdiğimizde tartışmanın üç boyutu var. Birincisi, tartışmayı başlatan Gülşen'in sözleri. Gülşen uzunca süredir marjinal çıkışıyla zaten gündemdeydi. Asla tasvip etmeyeceğimiz sözleri, ifadeleri ve tavırlarıyla yani bir birikim oluşturmuştu. Arkasından geniş bir kitleyi, bir camiayı hedef alan, hakaret ve küfür içeren o malum sözleri nedeniyle toplumda gerçekten ciddi bir infiale yol açtı. Ve herkes de bir reaksiyon gösterdi. Buna biz de dahil olmak üzere. Bunu kabul etmek asla mümkün değildi. Çünkü siz bu kadar geniş bir kitleye, bir camiaya o ifadeleri asla kullanamazsınız. Bu hem ahlaki değildir, hem de hukuken suçtur. Dolayısıyla savcılığın bu konuda soruşturma açması ve yasal işlem başlatması, idari işlem başlatması son derece doğru ve yerindedir. Biz de bunu destekledik. Tartışmanın ikinci boyutu tutuklama kararı ile ilgilidir. Bizim itirazımız burada başladı. Bu şunun için, tutuklama hukukta bir ceza değildir, bir tedbirdir. Bu tedbir ne için uygulanır? Eğer bir delil karartma söz konusu ise veya şahsın şüphelinin kaçması bir kuvvetli şüphe haline gelmiş ise o durumda siz bu tedbiri uygularsınız. Evet. Kaldı ki bu tedbiri uygularken isnat edilen suçlamanın ağırlığı da önemli. Şimdi burada isnat edilen suçlama 6 ay ile 1 yıl arasında bir hapis cezasını öngörüyor. Dolayısıyla hani halk arasındaki tabirle değerlendirmek gerekirse bu cezanın yatarı dahi yoktur. Yani siz 3 sınırdan ceza vermiş olsanız bile, yani 1 yıl ceza vermiş olsanız bile muhtemeldir ki hükmün açıklanmasını geri bırakılması söz konusu olabilir, erteleme kararı olabilir. Dolayısıyla bir gün cezaevinde dahi tutamayacağınız bir cezayla yargıladığınız şahsı eğer tutukluyor iseniz bu bir tedbir değil, ceza anlamına gelir. Ceza kesinleşmiş mahkumiyet kararıdır. Oysa ortada bir kesinleşmiş bir mahkumiyet kararı yok. O sebeple biz bu tutuklamaya itiraz ettik. Ben bakıyorum hani bize yakın hesaplardan da, karşıt görüşlerden de, farklı yerlerden de farklı sesler çıkıyor. Ya işte falanca şahısla ilgili tutuklama oldu, falanca kişiyle ilgili işte şöyle bir karar verildi, niye buna itiraz ediyorsunuz diye. Buna da bizim tepkimiz şu, yani biz yanlışları yarıştırarak kamu vicdanı oluşturamayız. Yani falanca tarihte falanca şahısla ilgili yanlış bir işlem yapıldı diye buradaki bir yanlışı savunamayız. Evet. Şimdi yani sıkça söylediğim bir sözdür. Yani siyaset ahlakı kişilerle değil ilkelerle inşa edilir. Biz buradaki ahlaki duruşumuzu, ilkesel duruşumuzu korumak zorundayız. Geçmişte birileri yanlış karar verdi diye burada da bir yanlışı savunamayız. Yani AK Parti'nin değerleriyle de bu çelişir. Yani AK Parti 2001'de kurulduğunda, 2002'de iktidara geldiğinde bu özgürlükçü ve ilkesel tutumu nedeniyle toplumda bir destek buldu ve buraya kadar geldi. Tartışmanın üçüncü boyutu ise bence üzerinde durulması gereken konulardan biridir diye düşünüyorum. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun tutumudur. Şimdi kamu vicdanı bu mevzuyu tartışırken, kendi vicdan terazisinde bunu değerlendirirken, bir siyasi parti genel başkanının buna ilişkin kendi düşüncelerini ifade etmek yerine kararı veren mahkemeye üstenci bir dille, buyurgan bir ifadeyle ey hakim, ey savcı, bunu hemen bırakacaksın, yoksa şöyle yaparım, böyle yaparım gibi. Kılıçdaroğlu'nu verin, evet.
Evet, bir tehdit diline başvurması asla kabul edilemez. Ben kişisel olarak Kılıçdaroğlu'nun Gülşen'in tutuklanmasından en fazla haz duyan, memnuniyet duyan isim olduğunu düşünüyorum. Evet. Çünkü buradan bir mağduriyet ortaya çıkarsa bunu siyaseten kullanacak. Nitekim de kullanmaya başladı. Tam böyle bir kamu vicdanının oluşmaya başladığı bir ortamda hakim ve savcıya yüklenerek ben Kılıçdaroğlu'nun Gülşen'in cezaevinde kalmasından yana tavır koyduğunu düşünüyorum. Çünkü o cezaevinde kalsın ki tartışmalar büyüsün ve buradan da bir siyasi rant devşirsinler. Şimdi mahkeme heyeti bu sözler karşısında nasıl karar verecek? Şimdi tahliye kararı verse bunlar diyecekler ki bak gördünüz mü işte Kılıçdaroğlu tavır koydu, mahkeme bıraktı. Bırakmasa başka bir tartışma olacak. Dolayısıyla Kılıçdaroğlu'nun yaptığı da ahlaki değil, hukuki değil. Onun da ayrıca bir değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Evet. Yani bizim duruşumuz çok net. Mevzu... Yani tutuklanmasay mıydı diyorsunuz? Cezasını çekmelidir. Evet, yanlış bir şey söylemiştir. Yok, şöyle. Tabii ki bakın tutukluluk bir tedbirdir. Yargılanır. Mahkeme diyelim ki buna ceza verdi. 6 ay ya da 1 yıl. Veya beklentinin aksine erteleme kararı da vermedi ve cezasını çeksin istedi. Mahkeme kararı kesinleştikten sonra misal 6 ay hapis cezası aldığını varsayalım. Evet. Gider 6 ay hapis cezasını çeker ve buna da kimse itiraz edemez. Yani mahkeme hangi kararı vermişse ve bu karar da belli aşamalardan geçtikten sonra kesinleşmiş ise gider cezasını yatar. Ama yani siz... Böyle bir cezayı alma ihtimali çok düşükken bir tedbir olarak tutuklamaya başvurmak gerekirken doğrudan ceza gibi tutuklarsanız ben bunun doğru olmadığını düşünüyorum. Doğru olmadığını. Peki sayın... Evet. Söyleyeyim. Evet. Yani cezanın değişik yöntemleri var. Siz az önce güzel bir konuya temas ettiniz. Yani bir sunucunun, bir siyasetçinin, bir gazetecinin maksada aşan bu tarz yorumları ve değerlendirmeler olduğunda toplum ona zaten cezayı veriyor. Mesela Güner Ümit uzun yıllar televizyonlarda program yapamadı. Ama kimse de alıp bunu hemen cezaevine atmadı. Veya benzer durumda olan başka arkadaşlarımız oldu. Uzun süre televizyon ekranlarına çıkamadılar. Toplum bunlara o cezayı verir. Ya da yarın mahkeme şunu da yapabilir. Misal Gülşen'e bir ceza vermesi gerektiğinde İmam Hatip okullarında boya badana gibi bir sosyal hizmet cezası da verebilir. İmam hatiplerde kitap okuma cezası da verebilir. Bunlar bizim hukuk sistemimizde var. Ve bu tarz cezalara da rastlıyoruz. Evet. Yani burada maksadın ne olduğunu bizim iyi görmemiz ve değerlendirmemiz evet. gerekiyor. Şeyi verelim arkadaşlar. Şamil Bey özür diliyorum ama 5 dakikamız kaldı. Fazıl Say'ı verebilir miyiz arkadaşlar? Sayın Tayyar. Fazıl Say diyor ki kadına defalarca hakaret ettiniz. O da intikamını aldı. O da size hakaret etti. Ödeştiniz. O hapse atıldı. O zaman sen de atıl diyor. Ya, yani bu açıklamanın kendi içinde hiçbir tutarlılığı yok. Fazıl Say sosyal medya paylaşımlarını belli saat aralıklarında yapıyor. Yani gece saatinde yaptığı paylaşımları zaten ciddiye almıyorum. Çünkü normal ve kendinde olmadığı ve tuhaf paylaşımları var. Bu da öyle. Yani böyle kısasa kısas yaklaşımıyla eğer bu sosyal düzeni tesis edeceksek yani maşallah Türkiye'de herkes birbirine girer. Dünyada da bu böyledir. Bu çok kaotik, çok tehlikeli, çok tehditkar bir ifade. Bizim bunu kabul etmemiz asla mümkün değil. O zaman niye biz hukuktan bahsediyoruz? Yani herkes kendi hukukunu oluşturacak da o zaman ülkeler hukuk devleti olmazlar. Hukuk bunun için vardır. Eğer Gülşen'e bizlere hakaret etmişsem Gülşen de davasını açar, yargı önünde mahsuplaşırlar, hesaplaşırlar. Ama siz hukuka başvurmazsanız ama ben kendi hukukumu oluşturacağım derseniz bu hukuksuzluktur. Bunu da bizim kabul etmemiz asla mümkün değildir. Efendim çok teşekkür ediyoruz Şamil Bey. Sağ olun. Samsun'a gidiyorsunuz herhalde şu an yoldasınız. Evet Samsun'a gidiyorum. Nasipse yarın İstanbul'da olacağım. İyi yayınlar diliyorum. Keyifle izliyorum. Çok sağ olun Şamil Bey. Tebrik ediyorum sizleri. Çok teşekkür ediyorum Şamil Bey. Çok sağ olsun. Meslektaşımız kendisiyle de bir dönem Beyaz TV'de program yapmıştık. Diyelim arkadaşlar...